Doğal yaşam biçiminden uzaklaşmayla birlikte önemli bir sağlık sorunu ile karşı karşıya kaldık. Bu haftaki paylaşımımda günümüzde büyük bir endüstriyel pazara dönüşen ve yaygın bir sağlık sorunu haline gelen kısırlık konusunu işleyeceğiz. Yaklaşık yarım asırdır genetiği değiştirilmiş olan tohumlardan elde edilen tarımsal ürünler, ertesi seneye ürün vermediği gibi bu ürünleri tüketenleri de kısırlaştırdığı izlenmekte. Diğer yandan, insan yaşamına neolitik çağda girmiş olan buğdayın günümüzde genetiği değiştirildiği için kısırlığa neden olabileceği de gösterildi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye'de kısırlık sorunu 1972 yılında %2 seviyelerindeydi. Eskiden az rastlanan bir durum olan kısırlık, 2009 yılında yapılan araştırmalara göre %25 seviyelerini geçtiğini göstermekte. Zira bir toplumun %25'inin kısır olması, her 4 kişiden birinin kısırlık problemiyle karşı karşıya kalması demek. Bu önemli toplumsal sağlık sorunuyla ilgili bir diğer veri ise şu şekilde. Türk erkeklerindeki sperm sayısı 1974 yılında 1 milimetre küpte 125 milyon iken, son yıllarda 25 milyon seviyelerine kadar düşmüş. Bazı vücut bakım ürünleri, kozmetikler, deterjanlar ve paraben gibi katkı maddelerinin kısırlıkta rol oynadığı bilinmekte. Bu maddelerin dokularda biriktiği, genetik değişimlere sebep olduğu ve kan dolaşımına geçtiği gözlemlenmiş. Tüketicinin kullandığı ürünlerde ucuzu tercih etmesi ve de üreticinin daha fazla para kazanma hırsı, sentetik ürünlere olan talebi artırmakta. Yaşam koşulları ve alışkanlıkları ileride ciddi sağlık sorunlarına yol açarak topluma olan maliyeti daha da yükseltmekte. Bugün yaşamımıza girmiş olan 80 bin çeşit sentetik ürün var ve her sene yenileri hayatımıza girmekte. Ancak bu endüstriyel ürünlerin yaydığı kimyasallar nedeniyle ortaya çıkan çevre kirliliği, onarılması güç sonuçlar doğurmakta. Kısırlık bu sonuçlardan sadece bir tanesi. Vücudumuza eser miktarlarda giren ağır metaller zaman içinde birikir ve olumsuz etkileri ileri dönemlerde ortaya çıkar. Toprak, hava ve suyun kirlenmesi insanların sağlıklı bir ömür sürmesine engel teşkil eder. Yaklaşık yarım asırdır raf ömrü kimyasallarla uzatılan yiyecekler bizlerin ömrünü kısaltmakla kalmaz, birçok ciddi sağlık sorunlarıyla yüz yüze bırakır. Rus bilim insanı Irina Ermakova tarafından fareler üzerinde yapılan bir deney gerçekleştirildi. Deneyde genetiği değiştirilmiş soyayla beslenen farelerin yavrularının %55.6'sının doğumdan kısa bir süre sonra öldüğü, doğal soyayla beslenen yavruların sadece 6.8'inin öldüğü kayda geçti. Bu deney tam 3 sefer tekrarlandıktan sonra 2005 yılında tüm dünya kamuoyuyla paylaşıldı. Kadınlarda kısırlığın en önemli sebeplerinden biri polikistik over sendromu. Polikistik over sendromu aslında metabolik sendromun bir parçası. Metabolik sendrom, insan vücudunda biyokimyasal süreçlerin düzensizleşmesi anlamına gelir. Her adet döngüsünde salgılanan hormon etkisiyle folikül adlı sıvı keseciği gelişir ve daha sonra onu çatlatacak olan hormon salgılanır. Eğer bu hormon salgılanmazsa yumurtalık dokusu içinde bu keseler kistlere dönüşmeye başlar ve bu sayı zaman geçtikçe artar. Bu duruma polikistik over sendromu adı verilir.
İnsülin hormonunun artışı hormonal dengeyi sarstığından foliküller artar ama onları çatlatacak olan hormon yetersiz kalır. Dehidrotestosteron hormonu aşırı derecede artar. Foliküller çatladığında üretilebilen progesteron hormonu, foliküller çatlamayınca azalır ve adet döngüsü bozulur. Polikistik over sendromu olan çok az kadında adet sorunu görülmez. Polikistik over sendromunun erkeklerdeki karşılığı prostat hipertrofisidir. Bu hastalık metabolik sendromun bir parçasıdır. Dehidrotestosteron artışına bağlıdır. Erkeklerde kısırlığın en önemli nedenlerinden biri de östrojen hormonuna maruz kalmalarıdır. Soya ile yapılan yiyecekler, tarım ilaçları ve bazı plastik şişelerin içerdiği BPA maddesi başlıca östrojen kaynakları. Tarım ürünlerinde kullanılan zehirler, pakette sunulan ve içeriğinde et yerine genetiği değiştirilmiş soya bulunan ürünler, hemen her gün satın aldığımız pet şişelerde sunulan su ve içecekler, östrojen etkisi gösteren maddeler içerir. Kısırlık, sadece bireysel değil, toplumsal bir sorun olarak karşımıza çıkmakta. İnsanlar çocuk sahibi olmak için hem bedensel hem de ruhsal açıdan büyük özveri gerektiren bir yaşam tarzı içerisine girerler. Çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerin saydığımız tüm çevresel ve besinsel etkenleri değerlendirmesi ve bu konuda farkındalığını yükseltmesi gerekir. Ayrıca hiçbir zaman unutulmamalıdır ki hamilelik süresi boyunca bir kişi de iki kişi yaşar. Bebek yaşanan tüm olumlu ve olumsuzluklardan etkilenir.